2020'nin en çok söylenen laflarından bir tanesi. Hayat eve sığar. Hayat eve sığmadı be kral. Hayat eve sığmadı be kral. Anneannem sığmadı mesela, 87 yaşında. Mart ayından beri elini öpemiyorum kral. Hayat eve sığmadı be reis. İşlerimiz evlerimize sığmadı. Çocuklarımız Zoom toplantılarımıza daldı. Biz uzaklara. Biz uzaklara daldık kral. Gerçi yazın bir yerlere gittik, o kadar da değil. Türküz sonuçta, konar göçeriz. Kış oldu mu soğukta, sıcak yuvalarımızda. Yaz oldu mu yaylalarda, bozlaklardayız. Hayatı eve sığdıramadık be kral. Okul, iş, arkadaşlar, Üsküdar, Fatih, Sakarya, hapis, tavla, halı saha. Eve sığmadı be kral. Ama üzülme kral. Bugünler de geçecek. Yakında birbirimize sarılacağız. Birbirimize sarılıp kütür kütür kütürdeteceğiz kemiklerimizi. Kemiklerimizi kütür kütür kütürdeteceğiz ki Fatih abi manuel terapi yapsın, işsiz kalmasın. Üzülme kral. Yakında zabıtayı gördüğünde korkmayacaksın. Çünkü bugünler de geçecek. Yıl 2036. Nesimi 20 yaşında. Askerlik çağına gelmiş. Aman ne de büyümüş. Maskeler taktık. Evlerimize tıkıldık. Sen de oradaydın kral. Ama bak şimdi geçti. Bu masal da kafiyesiz bitti. Bu arada tekrar söyleyeyim, belki duymayanlarınız vardır. YouTuber değilim, asla olmayacağım.